Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber kar zarar problemlerine devam ediyoruz. Örneğimize bakalım hemen. Bir mağaza sahibi gömlek fiyatlarında %20 indirim yaptığında satışlarda %40 artış oluyor. Buna göre mağaza sahibinin günlük cirosundaki yani satışındaki artış yüzde kaçtır diyor. Bakalım. Günlük cirosu derken yani günlük kazandığı parasından bahsediyorum. Tamam mı? Burayı da unutmayalım. Şimdi gençler, ben gömlek fiyatına yani bir gömleğin fiyatı 12 lira olsun diyorum. Peki kaç tane gömlek satmış olsun bir günde? Gömlek adeti tanesi diyelim, gömlek sayısı diyelim daha mantıklı olur. 10 yıl bir günde sattığı gömlek sayısı bu. Tamam mı? Şimdi o zaman gençler ilk başta önce diyelim hiçbir uygulama yapmadığında yani indirim falan yapmadığında 10Y gömleği tanesini 12 liradan sattığı için ne kadar kazanacak? 100XY lira mı kazanacak? Önce hiçbir uygulama yapmadığında. Ama sonra ufak değişiklikler yapıyor. Ne yapıyor? Gömlek fiyatlarını %20 indirim yapıyor. O zaman gömlek fiyatı 12 ise %20 indirimi ne kadar yapar bakalım? Yani 2X indirim yapıyor. 2X lira indirim yapıyor demek. 12 iken 2x indirim yaparsa bir gömleği ne kadara satmış olur? 8x lira. Sonra diyelim buna. Şimdi gömlek fiyatımız, bir gömlek fiyatımız 8x lira oldu. Ve satışlarında %40 artış oluyor. Bir günde sattığı gömlek sayısına biz 10y demiştik. 10y satarken %40'ı ne yapar bakalım? 4y yapar. 4y tane. 10y satarken 4y artıyor çünkü artış diyor. Bir günde kaç gömlek satmış oluyor? 14y tane gömlek satmış olur. O zaman 8x liradan 14y tane gömlek satarsa toplam kazandığı para ne olacak? 112xy lira. Çok güzel. Ben önce hiçbir uygulama yapmasaydım 100xy kazanacaktım. Ama diyorum ki bu 100XY'nin acaba yüzde kaçı artış olmuş ki 112XY kazanıyorum. Şunlar sadeleşsin. Burası sadece X çarpı Y çarpı A kalır. Yüzü karşıya attığımızda 112XY'den 100XY'yi çıkarırsak 12XY kalır. Bunlar çarpım durumunda olduğu için X'ler ve Y'ler sadeleşir. Demek ki günlük cirosundaki artış neymiş? %12'ymiş gençler. Bence çok rahat yapacaksınız. Stres olmanıza hiç gerek yok. Benzer sorularımız var. Yine bakalım. Bir voleybol takımı bilet fiyatlarını %20 indirdiğinde seyirci sayısında %50 artış oluyor. Takımın hasılatındaki değişim yüzde kaç artmıştır? Şimdi bir biletin fiyatı ...12 lira. Seyirci sayısı yani 12 liradan satıldığında seyirci sayısı 10y olur. İlk kazancımız ne olur bu durumda? Şimdi bilet fiyatı 10x. 10y'de seyirci geldiğinde 100xy lira kazanırız. Ama ufak tefek değişiklikler yapacağız. Bilet fiyatında %20 indirim yapacağız. Bilet fiyatı 10x'ti. %20'si ne yapar? Az önce de bulmuştuk. 2x. 2x indirim yapacağız. 12x'e satarken biletleri artık 8x liraya satacağız. Sonraki durum. Sonraki kazanç diyelim buraya. Yani artık bilet fiyatı 8x. Ama seyirci sayısı %50 artmış. Önce 10y seyirci gelirse %50'si ne yapar? 5y tane seyirci artar. 10y seyirci gelirken artık 15y seyirci gelir.
Yani bilet fiyatı 8x lira oldu ama gelen seyirci sayısı 15'i oldu. Bu şekilde ne kadar kazanmış oluruz? 120x'ye lira kazanmış oluruz. Bir kazancımız da artış oldu gördüğünüz gibi. Önce diyorum 100x'ye kazanıyorum. Acaba diyorum bu 100x'nin yüzde kaçı artış, değil mi, kar yapmışım ki 120x'ye lira kazanmışım. X çarpı y çarpı a şu 100x'ye karşı geçerse 120x'den 100x'ye çıktı. 20x'ye kalır. X'ler ve y'ler sadeleşti. Demek ki takımın hasılatındaki değişim %20 ne olmuş gençler? Gördüğünüz gibi artmış. Devam edelim. Bir esnaf bir mala satış fiyatı üzerinden %10 zam yapınca satışlar %60 azalmış. Buna göre esnafın cirosu yani kasaya giren para için ne söylenir? Şimdi ürünün satış fiyatı 10x olsun. Bir ürünün ne zaman? Bir ürünün satış fiyatı 12 lira. Peki sattığı ürün sayısı ne olsun? 10 y olsun. Hiçbir değişiklik yapmadan ilk kazancı ne olur bu durumda? 10x liraya satıyor ve 10y tane ürün sattığına göre 100xy lira kazanıyor. Ama ufak tefek değişiklikler yapacak. İkinci durum diyelim. Şimdi %10 zam yapıyor. Ben 10x liraya satarken %10 zam yaparsam 10x lira arttırmam lazım. Gördüğünüz gibi gençler. Bir daha pardon. 12 değil burası. X yapması lazım. Yanlış yaptım. Sadeleştirdik. Bakın sıfırları aceleci davrandım. Yani X lira zam yapması lazım tabii ki mantıken. Şimdi 12 liraya satarken çünkü 12'e 12 eklerseniz %100 karlı satmış, zamlı satmış olur. Tamam mı? Oradan dolayı. Oraya geçelim neyse. 12 liraya satıyor ya. X lira da zam koyunca artık ürünü ne kadara satıyor? 11 X liraya satıyor. Tamam. 11 X lira fiyatı. Peki satışlar zam yapınca %60 azalmış diyor. Önceden 10 Y tane ürün satabilirken %60 azalırsa satışlar 6 Y tane daha az satacak. Yani 10 Y ürün satarken 6Y daha az satarsa aslında 4Y ne satar? Ürün satar. Ve bunların fiyatı ne? 11x. 11x ile 4Y'yi çarparsak yeni kazancı 44x'ye olur. Gördüğünüz gibi kazanç çok azaldı. Evet, 100x'ye iken ilk kazancım. Acaba diyorum bu 100x'den yüzde kaç? Gördüğünüz gibi kazancım azaldı ki 44x'ye kazandım. Evet, görüyorsunuz. Burası x'ye çarpı a kaldı. Burası da 100x'ye. Burası da 44x'ye. 100x'ye burada kalsın. 44x'ye sola geçsin. Eksi x'ye çarpı a sağa geçsin gördüğünüz gibi. Burası ne yapar gençler? Devam ediyorum. 100x'den 44x'ye çıkarırsın. 56x'ye yapar. X çarpı y çarpı a. X'ler gitti, y'ler gitti. Demek ki kasaya giren yani para cirosu %56 ne olmuş? Azalmış. Çünkü ne söylenebilir diyor. Arttı mı, azaldı mı? Bunu belirtmemiz isteniyor bizden. Devam edelim. Evet. Bir manav elindeki domateslerin kilogramını 50 kuruştan satarsa 1,8 lira kar, 30 kuruştan satarsa 1,2 lira zarar edecektir. Buna göre bu manavın elinde kaç kilogram domates vardır? Güzel. Manavın elinde, yazalım buraya.
X kilogram domates oldu. Ve tamamını A liraya almış oldu. Yani maliyeti A lira ona. Bir de gençler soruyu çözdüler. 1 lira neydi? 100 kuruş. Bunu da buraya yazalım. Lazım olur. Şimdi ben ne diyor? Elindeki domateslerin kilogramını 50 kuruştan satarsın. X kilogram domatesi 50 kuruştan satarsa kazancı X çarpı 50 mi olacak? Tamam. Devam edelim. Bu durumda ne kadar kar elde etmiş olur? Gençler A liraya almıştı. 1,8 lira kar etmiş olur. Yani A artı 1,8 olmuş olacak. Değil mi kazancı? 1,8 lirayı kuruşa çevirelim. Çünkü burada 50 kuruş dediği için iki tarafta kuruş hesabı olmalı. Normalde 1,8 18 bölü 10 demek. Yani 1 lira 100 kuruş olduğu için burayı da neyle çarpmam lazım? 100 ile çarpmam gerekir. 180 kuruş demek. Tamam mı? Yazıyorum kuruş. Buraya da yazalım. Bakın tekrar ediyorum. Niye böyle yazdım? Tekrar ediyorum. Manav'ın elinde X kilogram domates vardı. Ve kilogramını 50 kuruştan sattı. Ne kadar kazanır? X çarpı 50 lira para kazandı. Bu durumda diyor 1,8 lira kar etti. Yani A liraya aldı. Tamam. 180 kuruşta kar koydu üstüne. O zaman kazancına eşit olmayacak mı bu? Devam edelim. 30 kuruştan satarsa X kilogram domates var elinde. 30 kuruştan satarsa elde ettiği para X çarpı 30 olur. Peki normalde A liraya almıştı bunları. Ne kadar zarar edecekmiş? Bakın kuruşa çeviriyorum. 12 bölü 10 çarpı 100'den 120 kuruş zarar edecek. A liraya aldığı ürünü 120 kuruş daha aşağısına satıyor. Bu para maliyet eksi 120 kuruş olmasına lazım. Peki bana diyor ki manavın elinde kaç kilogram domates var? Yani aslında bana x'i soruyor soruda. Şimdi gençler ben şöyle yapabilirim ya da düzenleme yapayım sizin için. Burası ne demek? 50x. Aslında bunu yapmadan da direkt biliyorsunuz. Hemen hesabını yapabilirsiniz. 180 yaptı burası. Burası da 30x. A eksi 120. Aşağıdaki denklemi eksiyle çarpacağım. Şöyle yapabiliriz. İşaretlerini değiştireceğim. Dikkat edin. Eksi 30x. Eksi A. Burası artı oldu. Taraf tarafı topladığımızda kırmızılara dikkat edin. İşaret olarak kırmızılara dikkat alın. 50x'ten 30x çıktı. 20x. A'lar birbirini götürdü. Burası da 180 artı 120 oldu. 300 mü yapar? Her iki tarafı 20'ye böldüğünüzde x ne yapacak gençler? Demek ki elimizde kaç kilogram domates varmış? Manav'ın elinde 15 kilogram. Kolay bir soru tipi aslında. Hiçbir zorluğu yok. Benzer bir sorumuz daha var. Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin tanesini 80 kuruştan satarsa 3 lira kar, 50 kuruştan satarsa 4,5 lira zarar edecektir. Buna göre bu kırtasiyecinin elinde kaç tane kalem vardır? Biz diyoruz ki elinde x tane kalem olsun. Kalem olsun ve maliyeti yani onun alış fiyatı kırtasiyecinin A lira olsun. Tamam. Başlayalım. Şimdi X tane kalem var. 80 kuruştan satarsa elde edeceği para X çarpı 80. Maliyetini de yazdım. Maliyeti sonra diyor ki 80 kuruştan satınca ne kadar kar etmiş? 3 lira. Normalde biliyorsunuz 1 lira 100 kuruştu. 3 lira tabii ki 3 ile çarpınca 300 kuruş yapacak. Kar elde ettiği için maliyetine ne ekleyeceğim? 300 kuruş. Unutmayın. Devam ediyorum. 55 kuruştan satarsa 2 tane kalem var. 55 kuruştan satarsa kazandığı para x çarpı 55 olacak. Maliyetini yazıyorum A'yı. Ne kadar zarar edecekmiş? 4,5 lira. Yazıyorum. 100 ile çarptığımızda aslında 450 kuruş ne edilecek? Zarar edecek. Yani maliyetinden 450 kuruş az satacak.
Yine aynı şey. Düzenleyelim. 80x a artı 300. Burası 55x a eksi 450. Aşağıdaki denklemi yine eksiyle çarpacağım ama bu sefer size düzenleyerek yapacağım. Belki anlamayanlar olabilir az önceki işlemi. Birinci denklemi aynen yazıyorum. İkinci denklemi eksi 55x eksi a eksiyle çarpınca artı 450 yapar. Şimdi taraf tarafı topluyorum. 80x'ten 55x çıkarınca 25x kalır. A'lar birbirini sıfırlar. Burası da ne olur? 750. Her iki tarafı 25'e bölerseniz bu kırtasiyecinin elinde kaç tane kalem varmış? 30 tane. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.